diyorsun ki hani Hülya Avşar Kürk meselesi hakkında işte konuşanlara. Yok yok sıkılmadım ya. Sıkılmadın en sağda. O abdan bana da getirdi birkaç tane. Ben sana Osman taklidi yapacağım sonra. Ben de yapardım. Ya sen Osman taklidini bırak. Evet, vallahi sor canım. Şimdi Hülya Avşar hani bu Kürk meselesi çok soruldu ona ve işte şov yapıyorlar. Hani hayvan sevmek üzerinde şov yapıyorlar esasında insanları sevsinler gibi bir açıklama yaptı. Sen de dedin ki ben ona özel bir şov yapacağım. Evet özel nedir, bir şov yapacağım. Özel şov? Söylemeyeceğim. Ben Hülya Avşar'a özel bir şov yapacağım. Evet. Özel bir şov yapacağım. Ona ben şov için ağlamadığımı, koşturmadığımı, herkes Bodrum'da güneşlenirken benim o sıcaklarda 40 derecenin altında ya da daha fazla sahillerde köpekleri sulayıp da beslemediğimi, bunun şov, beslediğimi ve bunun şov mahiyetli olmadığını, madem Hülya Hanım'ın söylediği bir kelime bu kadar önemli Türkiye'de, bu kadar önemli, geniş kitlelere ulaşıyor ki önemli bir model, rol modeli Türkiye için bir magazin. Kürklü isimler geçiyor. Nilay'ın ben gerçek Kürk giydiğine inanmıyorum. Nilay'ı çok severim. Nilay Dorsal. Nuri Erlitaş en son Kürk'üm var, Kürk yakalarım var dedi. Sonra onu... Sevim ablaya gelelim. Sevim ablayı ben son derece saygı duyuyorum. Duymak zorundayım. Çünkü yaş itibarıyla Orhan Baba'nın hanımı itibarıyla saygı duymak zorundayım. Ama Kürk giydiği için buna saygı duymak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Kişilik ayrı bir şey. Giydiği şeye saygı duyamam. Peki Nuri Erlitaş bu Kürk'le ilgili şöyle bir açıklama yaptı ya, işte benim Kürk yakalarım var falan dedi. Twitter'dan ona senin botokslarını patlatırız demişler. Şimdi bu da yanlış. Bakın bu kadar böyle şimdi Hülya Avşar niye kızıyorum biliyor musunuz? Hülya Avşar'ın Kürk'e ihtiyacı yok ki Sayıştay abi. Kürk'e ihtiyacı olan tip kadın hangi tiptir biliyor musunuz? Artık görselliğiyle prim yapamayan, kürkü giyerek o kadar hayvanı öldürüp de böyle üstünde onu göstererek bir nasıl söyleyeyim size saygın bir görüntü ve insanların böyle onun karşısında hani kürk niçin giyilir? Pahalıyım zenginim giyilir. Yoksa o vicdan nasıl bir vicdandır ki kaç tane hayvan katlediliyor biliyorsunuz değil mi? Tavşanlar özellikle canlı canlı. Canlı canlı. Sadece işte bizim hatunlarımız ya da dünya kadınları o güzel görünsünler ve saygın bir kariyer ya da insanlar onlara önem versinler diye giydikleri abuk bir şey yani. Sen ne diyorsun Sarp abi? Abuk bir şey. Ben yakıştıramıyorum. Hele Hülya Avşar sporcu bir kadın. Onun hiç kürk giymemesi lazım. 80'lerde kalmış bir şey bir o kürkler. Bir de eski demode. Ne diyorsun Sarp abi? Demode tabii yani. Canım yani. Ne diyebilirim ki? Bir söyleyeceğim bir şey yok yani. Israrla bu konu yani burada... Abi önce olacak bu kadar hassas bir konuda giymeyecek. Israrla bir şeyin üstüne gitmelerinin manası yok. Ben mesela Hülya Avşar'dan çok ben Nur'a da aklım ermiyor. Niçin bu kadar insanların hassas olduğu bu konuda parası olan giysin deyip de bu kadar hakarete maruz lütfen kalıyor. Yani kendisi izlesinler. Yani onun da birçok imitasyon şeyleri var. Tabii imitasyon yani, var sonuçta. İmitasyon da. Şimdi Hülya Avşar affedersin sadece sıradan böyle abuk bir naylon bir yağmurluk da giyse Hülya Avşar ve güzel bir kadın. İhtiyacı yok ki o kürkle ekstradan bir güzelleşmeye. Ya çok üstüne gidiyorsunuz yani. Belki de o ters yani o aykırı kalsın diye şey belki söylüyor. Almadan kimse bu kadar tepki göstermemiş Deniz Sarıç abi. Aldıktan sonra ve Hülya Avşar bakın almazsa 30 kişi daha almayacak. Aldığı için 30 kişi daha alacak. Yani bir rol model örnek olması. Yalnız yine geçen gün size söylediğim gibi eskiye nazaran çok büyük düşüş var. Onu bilesiniz. Kürk'te mi? Evet yani genelde dünyada da böyle. Çünkü insanlar artık bu işe çok büyük tepki veriyor. Yani hatırı sayılır tepki çok veriyor. Çok ayıp bir şey ya. Bu hayvanları öldürmek yalnız için. Buna, bakın etinden faydalanıyoruz, sütünden faydalanıyoruz. Bütün bu dediklerinize katılıyorum da. Kanada gibi dünyanın en önemli, Alaska gibi Amerika'nın en önemli, en medeni olan memleketlerinde bu fok katliamını niye önüne kimse geçemiyor? Of neler yapılıyor neler da yapılıyor. Çok ayaklanmalar oldu. Sen yani bunu aklım ermiyor. Çok ayaklanmalar oldu da işte maalesef bunların kökünü kurutmak lazım. Kökünü kurutmak lazım. Yok bu konuda ben de katılıyorum. Yani, yani sizi başka şeyler ısıtamıyor mu? Yani o Kürt mü sadece? Ya kim buna çıplak muhalefet ediyor? Yani. Ben hayatta böyle, benim yani böyle bir şeyim olmaz. Ben öyle şey, bir kürküm mürküm de olmadı. Benim de çok olmadı. Geçen gün zaten gittim bir ucuzdan palto aldım. Yakasında böyle bir şey vardı. Kürk mü vardı? Gibi. Ne bu dedim. Dediler ki ya abi bu şey ya ne diyorlar ona? Peluş gibi bir şey yani. Öyle kürk mü? Mitasyon bunlar işte. Ha iyi dedim. Ha. Yani böyle bizim starlarımızın bunu yapmaması gerekiyor. Tam tersi. Biraz örnek dünyalı oldu ya. Dünyada artık kürk giyen kalmadı. Dünyada yok. Zaten giyenleri biliyorsunuz ya yumurtalıyorlar ya da boya atıyorlar üstlerine. Böyle bir şey yok artık. Öyle yapmayın. Bir yani 20-25 bin liralık malın üstüne de boya atarsan bir de hazin bir iş olur o. Bunu soruyorlar. Şimdi yalnız yaşlanacağım herhalde. Hani Allah'ın takdiri tabii ama belki de yalnız öleceğim dedin ya. Soruyorlar diyorlar ki yani çok
güzel şöyle bir takkeli kadın. Bir eş istiyorum kardeşim. İmanlı takkeli bir eş istiyorum. Elinde tesbihli, yok sakallı artık. Ama üçgen vücut. Sacit abinin bakışı. Tuğba ne olur Sacit abi kaçırma yani. Şöyle baba bir vücut, iç üçgen ama takke istiyorum, sakal istiyorum. Genç mi olsun? İstiyorum. Genç mi peki? Yani yaş ne olsun? Vallahi benden şöyle 3 yaş büyük olabilir, 3 yaş küçük olabilir. Peki çok genç bir sevgilin oldu mu? Aa, yok, çocuğum gibi görüyorum onları. Olmadı. Aa yok yok yok. O işte o benim çok hassas olduğum bir nokta. Bazen küçük çocuklar böyle bana böyle bazen bir kur yapmayı. Tamam. Sıt diyor ben seni. Bir tane çarparım. Ay özür dilerim abla deyip geri kaçıyor. Ha, abla evet abla sevmem, olabilir. Sevmem yok hiç sevmem. O, peki çok senden yaşça çok büyük biri oldu mu? Ay olmaz o da. Çünkü hani. O da olmaz yok. Ne oluyor bana benim bir şeyim dünya kaçırdım bir dengedir. Yine. Bu dengeyi sen kendi yaşamın üzerine uyarlamazsan hı-hı. Zaten sonsuz bir boşluğa düşersin. Yani kendini mutsuz etmenin alemi var mı? Benim çok yaşlı bir adamla birlikte olabilmem için. Benim öyle bir şeye katlanmam lazım. Ben yemek yerken böyle bir keyif almalıyım. O yorgun yemekte horluyorsa eğer ya da sinemada horluyorsa ben hala aktif bir gençsem olmaz. Yani her şey yaşı dengi. Dengedir, yani yaşlı adam, denge. Yani yaşlı adamdan bahsediyorsun. Yaşlı adam bu modeli görmüyor musun? Sellumun Ara gibi bir kadın efendim? Var. Sellumun Ara gibi, vinç gibi bir kadın. Ay vinç miyim ben? Yani boy, poz. Ay yani, bir vinç var, oraya doğru mu geçsin? İyi anlamda. Bunun şimdi bu adam şey bundan nasıl baş edecek? Eder ya? Eder. Enerjik adamlar etmez. Da var. Etmez. Ay, yaşlı adamdan bahsediyor. Ay yokmuş mesela, yaşlı. Vallahi yaşlılara dedim canım. Yok, yaşlılara ben saygı duyuyorum. Poşetlerini taşırım, karşıdan karşıya geçiririm, yardımcı olurum. Ha, işte bak, asla ilişkim. Bak nasıl yardımcı oluyormuş, görüyor musun? Poşetlerini taşıyormuş karşıdan karşıya. Taşıyorum, vallahi bak. Tabii. Sacit abi, Caddebostan'da Boyuna poşet mi taşıyacaklar bu? Konuşsa, tabii.